Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile THT IT Geometri Kampı'nın ikinci haftasının birinci videosundayız. İkinci haftayı nasıl geçireceğiz peki? İkinci haftada üçgende açıyı ve ek çizimleri işleyeceğiz toplamda 6 videoyla. Üçgende açı 3 üç video, ek çizimler 3 video olacak. 6 video deyince gözün korkmasın. Normalde ben bunu 2 videoda üçgende açıyı 1 video, ek çizimleri de 1 video yapabilirim ama orada sıkıntı yaşardık. Bana güven çünkü ben böleceğim yeri, keseceğim kısmı, sıkılacağım kısmı iyi bir şekilde biliyorum. O yüzden 6 videoyu böldüm. Çok da böyle yorulmayacaksın hiç merak etme ve bu haftayı da çok güzel bir şekilde geçireceğiz. Özellikle ek çizimlere çok ama çok dikkat et. Evet kitabımızda yani şu kitabımızda kaçıncı sayfadayız? Sayfa 11'in sağ tarafındayız. Peki üçgende açının birinci videosundayız. Bu videoda sayfa 11'in sağ tarafını sayfa 12 ve sayfa 13'ü işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende açıya geçmeden önce önce üçgeni tanımlayalım. Ne diyor üçgen? Düzlemde birbirine doğrusal olmayan 3 noktayı birleştiren doğru parçasının birleşimidir. Mesela şu doğru parçası, bu doğru parçası ve bu doğru parçasının birleşimi neyi oluşturuyor? Üçgeni oluşturuyor. Evet, şu tepelerine de ABC yazdığımız zaman ABC üçgeni diye okuyoruz. Hatta bu ABC üçgen tepesine de üçgen koyuyoruz. Üçgen koyduğumuz zaman da ABC üçgeni diye isimlendiriliyor. Peki bu ABC üçgeninde Şuradaki küçük a, küçük b ve küçük c a, b, c'nin iç açılarıdır. Şu uzantısında oluşan buradaki açı dış açısıdır. A'nın dış açısı, c'nin dış açısı teta, b'nin de dış açısı. Bak burada şunun uzantısındaki yani 180'e tamamlayan açısı dış açı oluyor. Bunu da unutma. Ne zaman dış açı oluyormuş? A'nın 180'e tamamlayanı, C'nin 180'e tamamlayanı ve B'nin 180'e tamamlayanları da ne oluyor? Dış açı oluyor. Evet şimdi açı kurallarına gelelim. Bir üçgenin iç açılarının toplamı nedir? 180 derecedir. Evet bu, bunu ortaokuldan beri biliyoruz hocam diyenleriniz var. Ama dur nereden geldiğini gösterelim kardeşim. Doğru da açılarda biz ne yapıyorduk? Bakın ispat yöntemi yapmaya çalışıyorum. Hiçbir şey yapamadık. E, Sivrilen yerden parayla çizmiyor muyduk? Evet Çiz bakayım sivrilen yerden paralel. Çizdin. Nereye çizdin? Buraya çizdin. İstersen C'den A, B'ye de çizebilirdin. Ya da B'den A, C'ye de çizebilirdin. Çizince hop Z'den dolayı C yaptı burası. Hop Z'den dolayı B yaptı. A doğrusallık oluştu burada. A artı B artı C doğru açıdan dolayı ne olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda. Tamam iç açılar toplamı 180 derece. Nereden geldiğini de gösterdik. İyi bir şekilde şuraya yattı mı? Yattı. Geldik şuraya bir üçgende dış açılar toplamında neymiş? 360 dereceymiş. Peki hocam niye dış açılar toplamı 360? Sen şuraya istersen şey de. X de şuraya Y de buraya da Z de tamam mı? Buradan sonrasında işlem yapabilirsin. Burası ne oluyor hocam? 180 eksi X oluyor. Burası 180 eksi Z oluyor. Ve burası da 180 eksi Y mi oluyor? Evet. Normalde sen X artı Y artı Z'nin ne olduğunu biliyorsun iç açılar toplamından dolayı 180 olduğunu biliyorsun. E o zaman şunları toplayalım bakalım. Dış açılar toplamı. Yani alfa artı beta artı teta neye eşit oluyor? Hocam 180 eksi x artı 180 eksi y artı 180 eksi z olduğundan dolayı burası toplamda kaç yaptı? 3 tane 180. Yani 540 yaptı. 540 bir de eksi x eksi y eksi z var. Eksi parantezin aldığımız zaman x artı y artı z yapar. Hocam şu 180 e eşitti. O zaman 540'tan da 180 çıkartırsak kaç yapıyor? 360 yapıyor. Bak dış açıların da nereden geldiğini gösterdim sana. Dış açılar toplamında neymiş? 360 dereceymiş. Tamam hepimiz biliyoruz ama neyin nereden geldiğini de şöyle bir dakikada ayır. Böyle bunların ispat yöntemleri bazen karşımıza sorularda çıkıyor kardeşim. O yüzden bak ispat yöntemi x 180 eksi x dedik mesela. Bunu kullanacaksın biraz sonra. O yüzden buradaki ispat yöntemlerini de mutlaka mutlaka dinle. Böyle çok kolay hocam bu deyip geçme sakın tamam. Evet geldik üçüncüye arkadaş bir üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Ben buna dayanamam. En sevdiğim bir şeydir bu. Özellikle iki açı varsa iki tane iç açı varsa bir de dış açı varsa dayanamam. Dış açısını yapıştırırım ben. Yani burada buradaki A ile B'nin toplamı iki iç açının top, toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. A ile B'nin toplamı kullanmadığın açının dış açısı T'e eşittir. A artı B teta'ya eşittir. Ya da burada başka ne var? A ile C var. A artı C beta'ya eşittir. Ya da B artı C neye eşittir? Alfa'ya eşittir. Peki hocam bu nereden geliyor? Bak şimdi. Sen normalde şuradaki A artı B artı C'nin ne olduğunu biliyorsun? 180 derece olduğunu biliyorsun. Tamam. Yazalım. A artı B artı C eşittir. 180 derece hocam. Eyvallah. Sen bu açıyı bulmaya çalışacaksın. Evet tamam bu açı. Bu açı ne? 180 eksi c'dir normalde. E hocam burada şu c'yi öbür tarafa atarsan a artı b'ye neye eşit oldu? 180 eksi c'ye eşit olmadı mı? A 180 eksi c dediğimiz ne oldu? a artı b oldu. Yani şu açıyla şu açının toplamı buraya eşit oldu. a artı b'ye eşit oldu. Bak burada da iki iç açının toplamı bir dış açıyı da sana ispatlı yapmış. Olduk mu? Olduk. Evet bu da önemli. Hatta burada en önemlilerinden biri dış açı falan varsa ve iki iç açının toplamı bir dış açıyı mutlaka ama mutlaka kullan. Geldik şuraya. Buna boynuz mu dersiniz? Bu merank mı dersiniz? Uzay mekiği mi dersiniz? Ne dersiniz deyin. Ee, genelde boynuz bu yaştaki gençlerde genelde boynuz böyle akılda kalıyor. O yüzden biz boynuz diyelim isterseniz. Hatta buna şalvar bile diyorlar. Niye? Erzurum'da bir ara çalışmıştım. Bir üç buçuk yıl mor da geçmişti. Şalvara neresi benziyor dediğimde. Bak burada ayaklar çıkıyor. Burası da ince bel ince belli bir kişinin şalvar giymesini düşünün. Ayaklar ve bel. Evet neyse ben boynuz diyorum. Boynuz kuralı arkadaşlar. Şu üçünün toplamı x'e eşit. E hocam bu nereden geliyor? Değil mi? Çünkü biz bunu dedik ya kurallar nereden gelmesi de bizim için önemli. Çünkü sıkıştığımızda nereden geldiğine bakacağız diye. Şuraya bakalım. Hocam burada ne yapabiliriz? Biz aslında sivrilen yerden paralel çizmeyi seviyoruz. Sivrilen yerden paralel çizebilirsin. Ya da ne yapıyorduk? Doğruları uzatıyorduk değil mi? Şunu da bir doğruyu uzatayım öbürünü de sivrilen yerden paralelle yapayım istersen. Ne yapabiliriz burada? Şu doğruyu uzatacak olursam. Aa hocam şurada üçgende iki tane açı var. Dayanamam. İki iç açının toplamı bir dış açı eşit. Hop burası. A artı B oldu. Bak bu açının dış açısı. E hocam buradaki üçgende de ne var? Yine iki tane açı yan yana dayanamam. Üçüncü açının dış açısına eşittir. Yani iki iç açı bir dış açı olduğundan x gerçekten de a artı b artı c oldu mu? Oldu. Boynuz kuralı da şunu diyor. İçeridekilerin toplamı böyle boynuz olduğunda şu dışarıdaki açıya eşittir diyor. Yani A artı B artı C X'e eşittir. Sen kural gelirse kuralda yaparsın. Gelmezse de ispat yöntemiyle zaten sonuca ulaşırsın. Peki alttaki nedir? Bu da tırtıklı boynuz. Tırtıklı boynuz ne diyor bize? Yine içeridekilerin toplamı dışarıdakilere eşittir diyor. Yani burada dışarıdakiler F ve D. D artı F A artı B artı C artı E'ye eşittir diyor. E hocam ispat. Bak ispat. Ne yapacağız? Sivrilen yerden paralel çizeceğiz. İstersen şunları şöyle uzatıp uzatma yöntemiyle de sonuca ulaşabilirsin. Ama ben ispat şöyle yapacağım. Bu sivrilen yerden şuraya paralel çizdim. Şu paralelde. Madem bunlar birbirine paralel. Hop Z'den dolayı burası da B mi yaptım? Evet B yaptım. E hocam burada ne var? İki paralel doğru arasında bir sürü sivrilen yer var. Bak bu arada doğru açıyı da tekrar etmiş oluyoruz. Ve bu ispat yöntemleri o yüzden bu işinizde de yarıyor. Hocam bir sürü tırtıklı yer alınca anne hani oluyordu testereye atarak ne oluyordu? Sağa bakanlar toplamı sola bakana ya da şurada yukarı bakanlar toplamı aşağı bakanlar toplama eşit değil mi Evet Şuradan başlayalım. Yukarı bakan, aşağı bakan. Yukarı bakan, aşağı bakan. Burada da burası yukarı bakan. Sırayla gidiyorduk, değil mi? Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı. E burada bakacak olursak yukarı bakan açılar A, E ve B artı C. A, E ve B artı C. Aşağı bakan açılar hangileri? Aşağı bakan açılarda F ile D. Yani F ile D toplamına eşittir. İşte bu da doğru açılardan geliyor kardeşim. Tamam bu da tırtıklı boyumuz kardeş. Anladık. Geldik şimdi bir notumuza. Şimdi üçgende açıda şunu kullanıyoruz. İkizkenar üçgeni ve eşkenar üçgeni kullanıyoruz. Öncesinde sonrasında zaten biz bunu anlatacağız. İkizkenar üçgene üçgeni ayrı eşkenar üçgeni ayrı anlatacağız ama en azından tanımlarını bilelim diye şimdiden verdik. İkiz kenar üçgen. Neymiş? İki kenarı birbirine eşit olan üçgene ikiz kenar üçgen diyoruz. Şunlara kolları diyoruz. Buna da tabanı diyoruz. İkiz kenar üçgende bak şuradaki açıda tepe açısı oluyor burası. Şurası da taban oluyor. İkiz kenar üçgende taban açıları birbirine eşittir. Bunu kullanıyoruz. Taban açıları yani şu açıyla şu açı birbirine eşittir. He. İkiz kenarımız böyle verilirse o zaman burası tabandır. Şu açıyla şu açı eşit değildir. Dikkat! Neresi eşittir? Taban açıları birbirine eşittir. Yani buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşittir. Tamam. Bir de x kenarda ne kullanıyoruz? Bir de x kenarda şuna dikkat edeceksin. Şimdi şöyle bir x kenar üçgen varsa elimizde tepe açısı da varsa taban açısını nasıl bulacağım? Mesela burası 40 dereceyse taban açısına da a a deyip de 2 artı 40 eşittir 180'den sonucu ulaşabilirsin. Ama şöyle de kullanabiliriz. Kardeşim şuradaki açılar birbirine eşit değil mi? Evet hocam eşit. E bu 180'e tamamlayan açısı. 180'den 40'ı çıkart 140. Bunlara 140 kaldı hocam deyip 2 e, eş parça olduğu için 2'ye de bölebilirsin. Yani 140'ı da 2'ye böldüğünde buralar ne oluyor? 70 70 oluyor. Yani ikiz kenarda tepe açısı belliyse 180'den tepe açısını çıkartıp 2'ye böldüğün zaman taban açılarını da rahat bir şekilde bulabilirsin. Bunu sorularda çok kullanacağız arkadaşım. O yüzden buna dikkat et. İstersen harflendirme vererek de sonuca da ulaşabilirsin. Sana kalmış. Evet böylelikle şurayı hallettik. Şimdi gelelim buraya. Eşkenar üçgen. Eşkenar de tanımı adı üstünde. Eşkenar üçgen. Bütün kenarları eşit olan üçgene biz eşkenar üçgen diyoruz. E ikiz kenarı özelliğini sağlayacak ya. Açılar eşit. E, bu taban açıları da eşit. Bütün açılar eşit. E bütün açılar 60'ar er derece olur zaten. Yani 183 eşit parçaya böldüğü için. Eşkenar üçgendeki açılarımız da kaç derece oluyor arkadaşlar? 60 derece oluyor. 60'ar er derece oluyor. Tanıdık mı şimdi bunları da? İkiz kenar ve eşkenarı da tanıdık. E üçgende açının Önemli kurallarını da verdik, önemli tanımlarını da verdik. Bunlar neler? İç açılar toplamı 180, dış açılar toplamı 360 ve iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Bunları böyle nasıl kullanacağız hocam? E, sorusuna göre kullanacaksın. Bazen iç açılar toplamı, bazen dış açılar verilmişse Dış açılar toplamı bazen de, hatta çoğunlukla o varsa iki iç açı bir dış açıya eşittir deyip sonuca ulaşacağız. Anlaştık? Hadi bakalım örnek birle başlayalım. Hocam bir üçgende bütün açılar verilmiş. O zaman bunları toplayacağım. Bütün açıların toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Toplayacağız. Şimdi şu açı, bu açı ve bu açı yan yana yazmayayım. Biraz hızlı toplayayım isterseniz. Ya da yazayım hadi. İlk soruda yazayım. 2x 20 artı 40 artı x artı 10 eşittir 180 olmalı. E hocam burası 3x yaptı. Eksi 20 artı 40 artı 20. Bir daha 10 var artı 30 yaptı. 3x artı 30 eşittir 180 ise 3x eşittir 180 eksi 30 yani 150 yapar. X'i de böylelikle kaç buluruz? 50 buluruz. 130 bölü 3'ten dolayı. Ama sazanlık yapıp 50'yi işaretleme. Niye? Senden ne isteniyor? Ona bak. ACB açısı isteniyor. ACB açısı. Yani x artı 10 isteniyor senden. X'i ne bulmuştun? 50. 50 artı 10 isteniyor. Dolayısıyla cevap 60 oldu. Evet örnek 1'i e 60 bulduk böylelikle. Geldik örnek 2'ye. Şimdi ne var burada? E hocam bir üçgen var. Bak şöyle yapabilirsin. Hocam dış açısı verilmiş. 180'e tamamlayan açısı. Yani 180 5x deyip bu açıyı yazarsın. Sonra 180'den bunu çıkartıp bu açıyı yazabilirsin. Sonra iç açılar toplamından gidebilirsin. Ama kardeşim bak şimdi soruya bak. Al. Soruda verilen bilgileri kullanmak çok önemli. Soruda hocam burada bir dış açı verilmiş. Burada da bir dış açı verilmiş. Ben bu dış açıları iç açı yapmaktansa burada da iç açı var ya Dış açılar iki tane dış açı verildiği için dış açılar toplamı 360 demek daha mantıklı değil mi? Evet değil mi? E o zaman burada dış açı burada da dış açı varsa bunun da dış açısını yazayım ben. Bunun dış açısı nedir? 180'e tamamlayan açısıdır. Hocam 180-50 kaç yapar? 130 yapar. Hah dış açılar toplamından git kardeşim. Yani 130 artı 5x artı 6x-34 kaç yapacak? 180 yapacak. E hocam şu ikisinin toplamı 11x yaptı. Sonra şu ikisi ne yapıyor? 96 yapıyor. 130'dan 34 çıkartınca 96 yapıyor. Hop 180 diye dur. Dış açılar toplamı 360 derece. 360 yazdık. Şu ikisinin farkı 96 yaptı. E 360'dan da 96 çıkartırsam kaç yapıyor? Burası da 6 oluyor galiba değil mi? Evet 15'ten 9 çıkınca 6. 264 yapıyor. Tamam. 11x 264 yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? x. Yani 264 bölü 11. 264'ü 11'e bölelim. Arkadaşlar 11 ile çarpmanın kısa yolu ne biliyor musunuz? Şu atıyorum. Daha öncesinde de söylemişimdir ya da şimdi ilk defa da söylüyor olabilirim. 35'i sen 11 ile çarptığın zaman bu ne oluyor biliyor musun? 35 çarpı 11. 3 ile 5'i e ayır. Toplamlarını araya yaz. Bu şekilde kısa yolu. Bak burada da 11'e bölmenin de kısa yolu o zaman ne olacak? Hocam 2 ile 4'ü e ayırıp toplamları da burası yaptı mı? Yaptı. O zaman direkt tersini düşünecek olursak ne olacaktır? 264 bölü 11 direkt 24'e eşit olacaktır. Zaten bunu 11 ile çarpsan ayır. Toplamlarını da ortaya yazacak ne oldu mu? Oldu. İstersen normal bölmeyi de yap. Ben sana kısa yolları gösteriyorum kardeşim. Evet burası 24 yaptı ama x 24 yaptı. Benden ABC üçgenin en büyük iç açısı isteniyor. Tamam. Buradaki iç açısı 50 derece. Eyvallah. Bu 24 ise 5x kaç yapar o zaman? 5 çarpı 24 yapar. 5 çarpı 24 de kaç yapıyor? 120 mi yapıyor? Evet burası 120 yaptı. 120 ise burada kaç 60 derece yaptı? E hocam 24'ten dolayı burayı yazıp da sonra buradaki dış açıyı bulayım diyeceğine 60-50 daha 110 e o zaman 180'e tamamlayanı da burası 70 yapmaz mı? Bu şekilde bulmak daha kolay olmadı mı? Oldu tabii ki. Şimdi bu üçgenin iç açılarını buldum ve bu üçgenin iç açılarından en büyüğü isteniyor bizden. O da hangisi yapıyor? 70 yapıyor. Yani cevap böylelikle 70 oldu örnek 2'de. Geldik örnek 3'e. ABC ve DBC ikizkenar üçgen olarak verilmiş. Evet bu ikizkenar bu da ikizkenar verilmiş. Eyvallah. Sonra şu eşitlerde söylenmiş. Burada bir şey verilmiş DCB açısı bak DCB açısı bu açı ve nokta diyeyim buraya ABD açısı ABD açısının toplamı Şuradaki açının toplamı verilmiş bize hmm. şimdi şurada bir ikizkenarlık var mı var Bak şimdi şuraya a diyelim Şuraya da B diyelim a artı B'yi bize 40 derece olarak vermiş e hocam ikizkenarlık verilmiş burada ben bu ikizkenarlığı kullanmalıyım ikizkenarsa e, taban açıları birbirine eşit Şuradaki bak çizgilerin ikizkenarlığına kenarlığına bak şimdi. Bu çizgilere göre x kenarlıkta tabanı burası. Taban açıları birbirine eşit. Yani burası daha mı oldu? Evet. Adam sana boşu boşuna mı a artı b'yi 40 verdi? Dikkat. Bak a artı b yan yana geldi burada a ile b. a artı b işte tam olarak burası. Yani burası kaç yaptı? 40 yaptı. E hocam burası 40 yaptıysa bizden de b a açısı isteniyor. Bak büyük üçgende bir ikizkenar üçgen değil mi? Evet. Büyük üçgenin tepe açısı neresi? Şurası yapıyor. Çünkü ikiz kenar burası. Tabanı burası olduğundan tepesi de burası olmuş oluyor. Tepe açısı 40 derece ise 180'den 40 çıkartıp 2'ye bölünce taban açılarını bulmuyor muyduk? Buluyorduk. Hadi bul. 180'den 40 çıkart. 140 2'ye böl. 70 70 yapıyor. E bizden de BAC açısı isteniyor. BAC açısı. Yani şurada kaç isteniyor? Cevap böyle Kaç çıkar? 70 çıkar. Örnek 3'ü 70 bulduk. Geldik örnek 4'e. İkiz kenarlık verilmiş Arkadaşlar burada x kenarlıklar verilmiş ve buradaki 80 derecede verilmiş. Şimdi bir x kenarlık verildiyse x kenarlıklarla ilgili ÖSYM e zaten çok soru soruyor arkadaşım. O yüzden buna dikkat edin. E burada x kenarın taban açısı yoksa taban açılarına değerler ver. Verelim değerleri. Şuraya bir a değeri versem. Şuradaki a ile alfa karışıyor hocam diyenler oluyor bazen. O zaman ben bunlara xx diyeyim. Şuraya da yy diyeyim. Bak ikiz kenarlıklar gördüğünüz zaman taban açılarına değerler yazın. Mutlaka yazın. Ha x x yazdınız ya diğerini yazmadan aynı cinsten yazılabiliyor mu diye bakın onu biraz sonra söyleyeceğim. Yani iki iç açı bir dış açı falan şeklinde yazılabiliyorsa. Yazılamıyorsa da o zaman ne yapacaksın? y y değerini vereceksin. Ben burada yazamadım. İki iç açı bir dış açı dersem şuradaki açıyı yazabilirim sadece. O yüzden burada da y y yazdım. Bu taban açısını aynı x cinsten yazamıyorum. Aslında zorlasak yazarız. Çünkü burası 180 ya. 80 artı x ise burası 180'e tamamlayın. 100 eksi x diyebiliriz ama öyle 100 eksi x demeye de gerek yok. 2000, 2000 milimetre dalabilirsin. Tabii ki dalmamak için elimizden geleni yapacağız ama burada ayrı ayrı x kenarlıklar y y yazdım. Şimdi her zaman ne diyorum ben? Verilen bilgiyi kullan kardeşim. Bak ikiz kenarlıkları kullandık mı kullandık. Sırada ne var? 80'i kullanmalıyım. E hocam 80'e bakacak olursam. Hop şurada ne var? Bir doğru aç var. O zaman o bilgiyi kullan. X artı Y artı 80 eşittir 180'den dolayı. X artı Y'yi kaç buluruz böylelikle? 100 derece buluruz. Evet X artı Y'yi 100 bulduk. Şimdi dur. Şimdi x e, alfaya bakacaksın. Senden alfa isteniyor. Bak. Bakış açına göre çözüm yöntemi değişir. Sen alfayı hocam şu dörtgenin içinde diye söylersen eğer o zaman bu dörtgenden çözüm yaparsın. Hocam alfa var 80 var. Bu açı lazım bana. 2 iç açı bir dış açı 2x. 2 iç açı bir dış açı 2'ye. Dörtgen iç açıları toplamı 360 dersin sonuca ulaşırsın burada. Ama bakış açına göre bak çözüm diye şey dedik ya Şuraya baktığın zaman alfa aynı zamanda neyin elemanı? Hocam alfa büyük üçgenin elemanı. E o zaman büyük üçgenin elemanı olduğu için büyük üçgeni kullanacaksın. Büyük üçgende ne var? Alfa, x ve y var. Alfa, x ve y'nin toplamı da 180 değil mi? Evet. E x artı y'yi de yukarıda biz 100 diye bulduk. E o zaman alfa da ne olacaktır? 180 eksi 100'den 80'e eşit olacaktır. Fark ettin mi? Çözüm yöntemi niye de göre değişiyormuş? Senin bakış açına göre. Bak görme demiyorum. Bakış açına göre alfaya baktığında sen şu dörtgensel bilgiyi kullanırsan eğer dörtgenden yaparsın. Alfaya baktığında üçgeni fark edersen oradaki üçgene göre yaparsın. Tamam. Çözüm yöntemleri işte böyle değişkenlik gösterebiliyor bazen. Evet cevap böylelikle örnek 4'te 80 yaptı. Geldik örnek 5'e. Hmm. Şimdi burada yeni nesil bir soruyla karşı karşıyayız. Yeni nesil derken yeni nesil sorular nasıldı? Ya sorunun belli bir kısmını verip geri kalan kısmını senin çizmeni isteyebilirlerdi. Ya da eş yapıları kullandırmalı sorulardı. Öyle geometride başka yeni nesil soru falan yok. Gözün korkmasın. Hepsi de aynısı. Hepsini de sana da öğreteceğim. Mesela bu soru ne diyor? Okuyalım soruyor. İkiz kenar üçgen şeklindeki iki karton düzlemde bir köşesi ortak olacak biçimde BCD noktaları doğrusal olacak biçimde şekildeki gibi konuluyor. Bu şekilde ikiz kenar karton konulmuş. Ve bunlar da doğrusal olmuş. Eyvallah. AB ile BC birbirine eşit. Şunlar eşit. Sonra CD ile DE birbirine eşit. Şunlar eşit. Bir de BA ile DE kesişimi K'ymış. Hocam K yok burada. Çünkü sana ne diyor? Bak dikkat et. BA. B'den başlayıp A doğrultusunda sonsuza kadar git. Bu bir ışın demek. B'den başlayıp A doğrultusunda sonsuza kadar gittim. Böyle. Sonra DE. D'den başlayıp E doğrultusunda sonsuza kadar gidince Bunlar K'da kesişiyormuş diyor. Yani K noktası burası oldu arkadaşım. E o zaman K noktası burası oldu. Şimdi A K E açısı. A K e açısı. Yani şuradaki açı isteniyor bizden. E soru neye dönüştü? Sanki yukarıdaki soruya dönüştü değil mi arkadaşlar? Evet yukarıdaki soru gibi oldu. Ama değişeyim. Lacivert diyeyim ben size burada. Şimdi burada X kenarlar verilmiş. Taban açılarına değerler yazayım. Hocam A A demeyeyim de X X dedim buraya. Şu x kenarın taban açısını aynısından yazamıyorum. Bunlara da y y diyeyim o zaman. E ne yapacağız arkadaş? Bak şunu kullanabiliyorum. x artı y artı 80 eşittir 180 mi? Evet. Buradan x artı y'yi kaç bulduk? 100 bulduk. Şimdi dur bakalım. Şimdi benden alfa isteniyor. Bak bakış açına göre çözüm değişiyor. Hocam bu dörtgene göre bakacak olursam alfa 80 şu açı ve şu açı dörtgen iç açıları toplamından gidebilirsin. Bu açı ne yapıyor? 180 eksi x yapıyor. Bu açı ne yapıyor? 180 eksi y yapıyor. İşte alfa 80, 180 eksi x ve 180 eksi y'nin toplamı dörtgen. İç açıları toplamı 360. Oradan yapabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yol alfaya baktın. Hocam alfa büyük üçgenin elemanı. O zaman bana burada kaç lazım diyebilirsin. E, x, x ise burası ne yapıyor? 180 eksi 2 x yapıyor. Y, y ise burası ne yapıyor? 180 eksi 2 y yapıyor deyip buradan işlem yapabilirsin. Başka bir yolu var mı? Var. İki iç açı bir dış açı deyip şuradaki dış açıyı yazabilirsin. İki iç açı, bir dış açı diye buradaki dış açıyı yazabilirsin. Sonra dış açılar toplamından gidebilirsin aslında. Bu da bir yol. Ama biz 180-2x, 180-2y yazdık ya. Üçgenden gidelim isterseniz. Hadi üçgenden yazalım. Alfa, 180-2x ve 180-2y. Bunların toplamı 180 yapmalı. 180'lerden birer tanesi gitti. Alfa neye eşit oluyor o zaman? At öbür tarafa. Eksi 2x, artı 2x oldu. Eksi 2y, artı 2y oldu. Artı 180'de eşit 180 gitti. Hocam x artı y 100'dü. O zaman 2x artı 2'ye kaç yapar? 200 yapar. Ya da 2 parantezini alıp x artı y de diyebilirsin. 200'den de 180 çıkarsa alfa da böylelikle ne çıkacaktır? 20 derece çıkacaktır. Yani örnek 5 böylelikle 20 çıktı. Evet örnek 5'i bulduk 20 diye. Geldik örnek 6'ya. Oo güzel bir şey. Yine yeni nesil bir soruyla karşı karşıyayız. Evet yukarıda bir tel parçasının k noktasında pozitif yönde saat yönünün tersiydi pozitif yönde. Bak saat yönü tersi. Evet pozitif yönde saat yönünün tersinde alfa derece döndürülmesi gösterilmiştir. Sen k noktası etrafında hop döndürdün. Yani sen bu tel buradayken döndürdüğün zaman hop şöyle alfa derece döndürdüğünde buraya doğru geldi. Bundan bahsediyor. Sana bir şey tanımlamış. Tamam. Şimdi böyle bir doğru parçası verilmiş. AE biçimindeki bir tel parçası düzlemsel olacak şekilde sırasıyla BCD noktalarından döndürülürse. Sen şimdi atıyorum B'den döndürsen. Bak, B'den döndürsen şöyle bir döndürme mi olacak arkadaşlar? Şöyle olacak değil mi? Evet. Zaten sonraki şekilde de onu göstermiş. İlk önce B'den döndürdüm. B'den döndürdüğüm zaman şu şekilde olması gerekiyordu. Hop, şöyle düz olması gerekiyordu. Sonra C'den döndürmüşüm. Sonra normalde bunun böyle olması gerekiyordu. C'den döndürdüğünde buraya gelecek böyle. Sonra da D'den döndürdüğümde buraya gelmiş böyle. İşte en son oluşan şekil bu şekilde olmuş. Soruyu okumaya devam edeyim. AE biçimindeki bir tel parçası düzlemsel olacak şekilde sırasıyla B, C, D noktalarından döndürülürse aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Ve bu şekilde şunlar da birbirine paralel olmuş. Güzel. C ile D noktalarında dönme açıları birbirine eşittir. Hmm. Şimdi arkadaş C, C'deki dönme açısı. Normalde C'deki dönme açısı ne olacak arkadaşlar? Bu böyleyken buraya geldi değil mi? Hocam dönme açısı burası ol, oldu diyenleriniz olur. Hayır dikkat. Dikkat dikkat. Bu eleman önceden buradaydı. Şimdi döndürdüğün zaman hop buraya mı geldi böyle? Evet. Buradaki dönme açısı şurası değil mi? Aynen öyle. Şimdi D'deki dönme açısına bakayım. D'deki dönme açısı hop şöyle. Şurası mı yapıyor? Aynen öyle. Yani şuradaki açı. İşte bu dönme açılarını birbirine eşit vermiş. E hocam bunun 180'e tamamlayalım. Burası bunun 180'e tamamlayalım. Burası. Buradaki açılar eşit ve 140 derece olarak vermiş. Yani 140, 140 yazalım. E hocam 140 ise 180'e tamamlayanı 40 derece. 140 ise doğrusal olduğundan 180'e tamamlayanı 40 derecedir. Daha dayanamam. İki tane açı gördüm. İki iç açının toplamı bir dış açıyı hemen yazalım buraya. Burası kaç derece olur? 80 derece olur. Peki sonra buna göre diyor B köşesindeki dönme açısı kaç derecedir diye soruluyor. Bak burada kaçıyı bulabilir miyiz arkadaşlar? Bulabiliriz. Nedir burası? Hocam şunlar paralel verilmişti ya. U kuralından dolayı 180'e tamamlayan açısıdır burası. 180'e tamamlayan açısı da kaç yapar? 100 yapar. Cevap 100 mü? Hop, Mortingen. Niye? Düşün. 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 B açısı sorulmuyor sana. B köşesindeki dönme açısı soruluyor sana. Dikkat. Senin eleman önceden böyleydi. Hop dönünce buraya geldi. Aa o zaman senin eleman buradayken şimdi döndürdüğün zaman buraya geldiyse böyle. Yani senden ne isteniyor? Şuradaki açı istenmiyor mu? Evet. Yani yüzken doğru açıdan dolayı 180'e tamamlayan açısı cevabımız böylelikle ne yapar? 80 derece yapar. Böylelikle yavaş yavaş sana dönmeyi de öğretiyorum. Bak bu dönmeler şunlar bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Yeni nesil soruları oluşturan şeylerdir bunlar. Şimdiden alışıyorsun ya ileride böyle bunları böyle tak diye çok net bir şekilde yapacaksın hiç merak etme. Ve geldik sanırım bu videonun son sorusuna. Evet şimdi ikiz kenarlıklar verilmiş. Tamam hemen ikiz kenarlıklar gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Taban açılarına değer veriyorduk. Evet hocam şuraya hemen bir a a yazıp burada da ikiz kenar ya taban açıları şunlar değil mi? Tabanı burası olduğu için b mi yazalım? Hayır. Bak sana tavsiyem ikiz kenarlıklar gördüğün zaman taban açılarına değerler yaz. Ama a a b b c c şeklinde değil açısı en küçük olan ikiz kenardan başla. Hocam açısı en küçük olan ikiz kenar burası değil mi? A diye yaz. Yazabiliyorsan öbür ikiz kenarın taban açısını aynı cinsten yaz. Bak hocam iki iç açı dayanamam. Bir dış açıya eşittir. Hop iki A'ya eşittir. Şu üçgende bu açının dış açısı değil midir? Evet böyledir. Bak alışacaksın. Bunu sen bu şekilde yapmaya çalış. Hep böyle iki iç açı gördüğün zaman hemen dış açısını yaz. En başta belki zorlanırsın ama sonradan acayip böyle hoşuna gidecek. İki iç açı bir dış açı. Tamam yazdık. Sonra hocam ikiz kenarlık var burada. Taban açısı o zaman birbirine eşit 2A. E sonra ne yapacağız hocam? Hiç açı değeri yok. Bundan sonra da gidemiyorum. Takıldım kaldım. Bu sorunu ben çok yaşarım. Sen de çok yaşayacaksın. Takıldığın zaman soruyu oku. Verilen bilgiyi kullan. Büyük ihtimalle bir parça kullanmadığın için yani soruda verilen bir şeyi kullanmadığın için sonuca ulaşamıyorsundur. Hemen oku. Hocam A, D, D, B, B, zaten kullandık. Tamam ikiz kenarlardan dolayı. A ne var burada? A, B ile A, C birbirine eşit verilmiş. Bak soruda biz bunu kullanmadık. Bunu kullanırsam soru bitecek. İşte o yüzden hep söylüyorum. Geometri görme işi değil. Verilen bilgileri kullanabilme işidir kardeşim. E ikiz kenar var burada x kenarda taban burası ya taban açıları birbirine eşit olacak. Yani şurada açı 2 a ise buradaki açı da 2 a olmak zorunda. E hocam tamamı 2 a ise a'sı buradaysa buraya da a kaldı o zaman iç açılar toplamı yani 2 4 5 a büyük üçgenin iç açıları yaptı. 5 a eşittir 180 a'yı da böylelikle kaç buluruz 180 bölü 5. Beş. 5'e bölme kuralını biliyorsun öğrendin neydi 5'e bölme kuralı Hocam 5'e bölme kuralı 0 at. 2 ile çarptı. 0 attın 2 ile çarptın 36 yaptı. A'yı 36 buldu. Sazanlık yapıp işaretleme. Soruyu okumaya devam et. Senden BDC açısı isteniyor. BDC yani 2A isteniyor. BDC açısında 2A olduğundan dolayı A'yı da 36 bulduğumuzdan cevap böylelikle ne çıkacaktır? 72 çıkacaktır. Evet gençler böylelikle cevabı 72 bulduk ve bu videoyu bitiriyoruz o zaman. Yani İkinci haftanın birinci videosunu bitirdik. İkinci videosunda devamında yani örnek 8'den devam edeceğiz. Devamında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.